Herkese merhaba arkadaşlar. Outlast'ın 7. bölümüyle, belki de son bölümüyle serimize devam ediyoruz. Sona yaklaştığımızı hissediyorum. Sizin yorumlarınızdan gelen bilgilere göre de sona yaklaşmışız baya. Belki bu bölüm en olmadı 8. bölümde bitecektir diye düşünüyorum seri. En son arkadaşlar buradan gelmiştik. Şu abiyi fırlatmıştık ve tanıdığımız bir yere, yine salona, daha doğrusu salonun ikinci katına çıkmıştık. Şimdi pedere ulaşmaya çalışıyoruz hala. Hala pedere ulaşamadık. Bu çok sinir bozucu bir şey. Şöyle bir bakalım. Buradan mı gideceğiz acaba? Evet, şurası açılmıyor. Aa, burada bizi şey yakalamıştı. O ayı boğan yakalamıştı. Tamam, buradanmış. Hatırladım orayı. Bu ne? Sen sonra evet, sana söylemem gerek. Tanrı'nın evini hatırı, tiyatroda ışığın arkasında. Tanrı'nın anahtarı. Kabe'nin anahtarı mı? Ne diyorsun amacı ya? Dinleme sonundaki anahtarı al. Aaa, biri çağırıyordu. Bir dakika dur, aşağı mı ineceğiz? Vay be, burası aşağısı. Burayı da özlemedim değil ya, ilk geldiğimiz yer. Tiyatronun şeyinde dedi. Şuradan mı gideceğiz? Bilardo oynamışlar. Tamam, buradandır herhalde. Evet, kaydediliyorsa buradandır. Tamam. Sonra buradan. Saklanma dolabı varsa bir şey gelecektir acı. Şuradan mı yoksa? Bir dakika, buradan girdik. Tamam. Ha, merdivenden. Tamam. Ben merdivenden geldik sandım bir an. Evet. Işık var. Ha, şuradan tamam. Şurada pil var mı acaba? Allah, düştük. Zaman kaybetti. Pile bakalım derken benim bu pil açgözlülüğüm var ya. Tamam, pil mil bakmıyorum acı. Bence sona yaklaştığımız için o kadar da gerekmeyecektir pil. Bakalım. Gerçi son taraflar bayağı karanlık dediniz ama yani şu ana kadar iyi görünüyor. Yani burası aydınlık. Şuradan geçip aşağı atlayacağız herhalde. Bu arada bir müzik sesi geliyor. Sanki markete gelmişiz falan gibi. Acı, saklanma yerleri veriyorsan işimiz yaş. Takı buradan değil mi? He, tamam. Aa, abi. Abi ne haber? Sen çalıyorsun ha? Güzel parça ama telif yemeyelim. Tamam, bir şey demedim abi. Tamam yemeyiz. Görüşürüz abi. Vallahi iyisin yani. İyi çalıyorsun. Eyvallah. Sağ ol. Kulaklarımızın pası gitti. Acaba tiyatro miyatı dediği yer orası mıydı? Piyano falan. Aa, orada bir şey yanıp sönüyor. Yakın yere geldik. Burada bir abi ölmüş. Kaydediliyorsa doğru yerdeyiz zaten de. Ana, piyanonun olduğu yer. O abi nereye gitti? Tamam, biz buralarda dolanmayalım. Ulan! Abi sen mi açtın? Şu ışığa gidelim. Ulan böyle yuvarlak çizmişsiniz. Işığa git Serkut, ışığa git. Kapat kapıyı. Öküz gibi değil ama. Burada yine saklanma yeri var. Kanı takip et. Bu oyunun anahtarı. Acı bak, hiç hoş değil yani. Kendi kanıma vakası kaydetmiştim. Yani 2. Dünya Savaşı yılları, tabi kanama vakası olacak. Burası mı? Burası kilitli. Ha, yukarı çıkacağız. Bir dakika dur, hızlı değil. Tamam, buradan ineceğiz. Şurada bir kapı var. Kapalıysa başka bir yer yok herhalde. Açıkmış zaten. Anahtar lazım bize. Lan! Abi sen o deminki abi değil mi? Işığı açan da bu abi. Aha, anahtar orada. Tam fazlası. Aha. Biri gitti orada. Aa, bu kapı açık mıydı?
Yo. Ha. Ne yapıyoruz buradan, bir şey mi şey yapacağız? Ne gösteriyorlar buradan? Bunu niye açtın ki abi ya? Bu film hiç güzel değil. Yani Oscar'lı film vardı kırkında. Gerçi siz de anlıyorum yani. Eski bir hastanesiniz falan filan. Bizde öyle son filmler yok. Buradan atlayacağız herhalde. Dur lan, dur dur dur. Kenara gel. İyice gel. Heh. Hadi bakalım. Evet. Doğru yoldayız arkadaşlar. Tamam. Şu anahtarı alalım hemen. Ama o abi nereye gitti ya? Peder Martin'i bul. Peder Martin'i bulabilene aşk olsun. Bulan bana da haber versin Peder Martin'i. Buradan değil herhalde. Aşağı ineceğiz. Biz şimdi bu anahtarı aldık diye kesin bir olaylar olacak ama. Dur bakalım. Lan hey! Abba! Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Ben dedim anahtar aldık, adam geldi hacı. Bizim hacı da gitti. Şurayı açalım. O zaman biz onun geldiği yerden gideceğiz. Bu tarafta. Bizi bulabilir. Bizi bulabilir. Arkasının dönmesini beklerim. Güzel. Oh. Anahtarı bulduk. İyi de burası nereye gidiyor? Ha, direkt buraya geldi. Bu nerenin anahtarı? Buranın mı? Güzel. Aç abi. Tamam. Kan da orayı gösteriyorsa doğru yerdeyiz. Kaydediliyor. Bu da güzel. Üçüncü katta olduğuna göre asansöre bineceğiz herhalde. Hadi yine anahtar. Şuradan mı? Mutfağa geldik. Burası kapanmış. Şuradan mı? Abi. Peder. Peder, sen misin? Acı. Artık benim de. Peder Toton görünüyor. Oo, sen Peder değilsin. Kolay gelsin acı. Biz çıkıyoruz. İstersen sen de gel. Peder bizi üçüncü katta bekliyor. Bak onu da söylemiş olayım yani. Hızlı olalım. Buradan bir yer olması lazım herhalde. Ha, burada bir kapı var. Çok karanlık. Arkada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bilardo var. İleride şurada bir yarık var aynen. Bir şuraya bir bakalım bakalım. Sonlara doğru geliyoruz gibi görünüyor arkadaşlar. Allah, ne yapıyor? Vicdan azabı duyuyor gibi bir hali var. Bakalım. Yine statik. Bir hasta dizleri üzerine çökmüş dua ediyor. Belki Peder Martin'in ilahi saçmalıklarına kanmıştır. Belki de benim duyup da anlamadığım şeyleri o anlamıştır. Belki de bu onun buradan çıkış yoludur. Rahip buna kum incili demişti. Allah kabul etsin ama abi yani televizyon açıp falan bu olmamış yani hani. Neyse. Bari Kabe'nin şeyini açsaydın videosunu. Kıble tutardı en azından. Gerçi o da o tutmazdı da neyse yani şimdi. Belki senin inancına karışmayalım. O zaman biz diğer taraftan yöneleceğiz. Kaydediliyor. Güzel. Bu da dua ediyor galiba. Abi gidin bak şu yanında da bir tane daha abi var. Cemaat yapın bari. Böyle tek tek olmaz. Kıbleniz de doğru değildi. Adam buraya dönmüş. Sen buraya dönmüşsün. Bu olmuyor yani. Peder meder de olmaz yani. Peder iyice cozuttu. Arkasında adam bir cemaat bırakmış resmen ya. Resmen bir kitle oluşturmuş herhalde kendisine.
Tanrı'nın evi dediği de acaba da pederin evi mi? Peder Martin'in kum incili acaba pederin uydurduğu bir şey mi? Allah kabul etsin abi. Sizinkinde. Aa, şurada bir şey vardı. Harbiden bunların beyni yıkanmış ya. Yani deli kalsalar daha iyiydi. Orada bir yer var, onu gördüm. Tamam, oraya gideceğiz galiba. Ha, kapalıymış. Bir dakika, tüm odalara baktık mı? Tamam, buralara baktık. Ha, şuralara bakmadık. Oo. Abi pil var mı? Allah kabul etsin. Önden geçmeyeyim, belki İslami bir şey olabilir. Aa, pil mi abi bu? Değil. Hacılar, ben çıkıyorum. Bak, orada kurtuluş yok yani. Ya buradan geldik zaten. Aa, cam açık. Bunlar ne tapınıyor böyle? Ha, haca, tamam. O zaman ıslah etsin sizi Allah, ne diyeyim? Peder olmamış böyle ya. Orada da bir dua eden var. Burası hastanenin mescidi mi? Neresi burası ya? Bu arada bayağı bir dışarı çıktık ya. Bizim şeye benziyor. Yatmadan önceki duamız var ya hani. Yattım, Allah kaldır beni falan. Ona benziyor biraz. Tabii bunlarınki biraz garip. Tanrı hastalıktan nefret eder. Kim kapattı lan onu? Tanrı paradan nefret eder. Abi. Tanrı her zaman bir yol gösterir. Bu ne, çayda çıra mı oynayacağız? Bu ne ya? Aa, ben bunları tanıyorum. Şeydeydi, bizi hapsettiklerinde orada duruyorlardı. Bizim hakkımızda ileri geri konuşuyorlardı. Aa, kilise. My Job. Peder. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. Sen gelmiyor musun peder? Bunlar buna tapınıyor. Tanrı evi dediği de kiliseymiş. Abi yakışıyor mu? Aa, anahtar. Kendine taptırıyorsun peder, yakışıyor mu ya? Peder yapma. Peder değmez. Gitti. Bir akıllı buydu. Bu da gitti. Ulan sonunda seninle buluştuk. Bu öyle mi olacaktı son ya? Bunlar da yanlışına tapınıyor. Onu bırakın da pil var mı gençler, pil? İlerleyemiyoruz. Adam orada yanıyor, ben hala pillerim. Tamam, bakalım bakalım ne yazmış. Peder Martin'in İsa Mesih olarak bok yolunda hiç gönderine inanamıyorum. Bir an özleyeceğimi de hiç sanmıyorum. Ben de aynen. Aynen doğru yazmışsın. Hislerimin tercümanı olmuşsun. Bir çıkış. Şayet doğruyu söylüyorsa bir çıkış yolu buldum demektir. Ve anlatacak bir hikayeye, benden İncil'i yaymamı istedi. Tüm lanet dünyaya anlatacağım bunu. İncil'i mi? Bence bu kum İncil'ini anlatma ya. Bu iyice sapmış. Ne oldu lan? Açık kapıyı gençler. Eyvallah kardeş. Görüşürüz. Pederi de güzel bir yere gömün, tamam mı? Geçer bu, geçer, merak etme. Hadi ben kaçtım. Allah rahmet eylesin. Aa, burada bir yer var. Neyse, anahtarı aldık. Pilimiz bu arada kritik seviyelerde. Evet, 14 dakikaya gelmişiz. Valla peder de gittiğine göre biz iyice sona yaklaştık demektir. Okey. Valla izbandut. İzbandut. İzbandut geliyor. Ay, boğan geliyor. Acı. Açın.
Buradan yine yer yok. Allah, oraya kıyıyor. Girdi mi? Kaç 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 kaç. Lan! Lan! Allah yakaladı. Abi ne haber? Of! Tam atlatmıştık ya. Nereye kaçacağız acaba? Pederi kaybettik ama hala bundan kurtulamadık ya. Bizi yardım edenler ölüyor. Ha bir dakika oradaydı. Ya burada ışık varsa buraya gideceğiz. Hacı olan yere mi gideceğiz acaba? Şura? Burası ya değil. Burası değil. Kaç kaç kaç. Aynı taktiği yapalım. Aynı taktiği. Kaç çabuk. Heh evet. O buraya girsin. Tamam. Şimdi şuna kaç. Çabuk. Lan yine yakaladı. Burası değil. Burası değil. Telefon sesini kısın. Burası değil. Bir dakika. Hacı olan yere girsek o da ayrı dert. Ama onun geldiğine gideceğiz mecbur. Şuraya girsek nasıl bir yer? Bulabilir bizi burada. Ama nereye gidelim ki? Bütün odalar böyle tek... Allah geliyor. Dur. Tam o orayı kırıyorken kaçacağız. Evet. Kaç. Şimdi kaç. Tabukla tabukla tabukla. Oh, kaçmayı başardık. Geliyor 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 geliyor. Hemen sağdan. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Lan orada bir oda vardı. Sıkıştım. Abi. Abi. Ha orada bir yer var. Lan orası değil. Çabuk. Çabuk. Lan çabuk. Zıpla. Oh be. Oh be. Aa mutfağa geldik. Bir dakika mutfağa geldik. Tamam şuradan hemen çıkalım. Çabuk 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 adam gelecek. Ya ne yaptık ya? Heh, F ile açıyoruz zandım. Zandım mı ya? Sandım. Ah, tamamdır. Bu görev de tamamdır. Kurtulduk arkadaşlar. Şimdi peder çıktı dedi. Çıkış nerede? Herhalde birinci kattan geldiğimiz yerden çıkacağız. Tamam aynen aynen. Açalım. Hadi. Ne oluyor lan? Hacı asansör mü düşüyor? Cehennemin dibine gidiyoruz biz. Yeter. Geldik. Eksi kaçtayız? Bura nere? Başka bir yolun. Hadi. Kaydediliyor. Ne oldu? Hafif bir kastı. Başka bir yol bul. Da. Burası neresi ya? Buzlarla dolu. Bura nere ya? Şeye benziyor biraz. Half-Life'in girişine benziyor. Half-Life 1'in. Bu Black Mass şirketinin... Black Mesa şirketinin şeyine benziyor. Şu girişine karşılama yerine benziyor. Bu arada aldığımız notta ne vardı? Ben aciz bir kulum. Ben sadece efendim beslerek efendimizi yabancı ederim. Al beni lütfen. Efendimiz derken rahibi mi kastediyorsun? Frankenstein bir diğer adıyla modern protein... ...yayınlandı. İnsan ağlar mı diye gururunu yaşamak için söz ver. Ben öfkeni bir kırmızı ayrıldım. Ama hani hiç edebi şeyler okuyacak halim yok. Şu an biz bir tarafımızın derdindeyiz. Şuradan gidebiliriz. İyi pil de iyi dayandı şu ana kadar. İyi de biz şimdi yerin dibinden nasıl çıkacağız ya? Her yer kan dolu. Bütün bu pis işleri burada mı yapılır acaba? Abi peder de gitti. Hiç yol gösteren biri de yok. Burada ameliyat üstünde ameliyat. Burası neresi? Neresiymiş? Hmm.
Teslimat çıkışı. Neyi teslim ediyorsunuz? Neyi taşıyorsunuz buradan? Aa, burası çıkış mı? Oha, çıkış. Gidelim. Bir dakika. Şurada kapı var değil mi? Tamam, oradan gideceğiz. Aa, çıkış. Bulduk arkadaşlar. Bitti galiba. Sağ zaten direkt şuraya çıkacağız. Aynen. Aha! Ne oluyor? Lan! Lan! Ne oluyor? Nerede? Nerede? Lan ne oldu? Of! Nereden? Nereden? Hacı! Nereden? Gece görüşünü açtık, kaybettik yolu ya. Bir dakika. Buradan Volarder mi geliyor? Tamam. Biz şuradan gideceğiz. Tamam. Sağa döneceğiz. Ha, tamam, ben orada sıkıştım. Tamam. Kaç abi, kaç. Demek ki Volarder de öldürebiliyor artık. İlk gördüğümüz öyle bir şey yapmamıştı. Onu atlatıp oradan çıkacağız herhalde. Bunları şuraya açalım. Lan! 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 Bırak! Acı, gittik. Aha! Helal be! İyi de bundan sonra sıra bize gelecek. Kapacağız acı. Oo, gece güneşli görünüyor. Of. Oo, hayvan parçalarına ayrıldı. Of, aman. Bir dakika, kaydettik, tamam. İşte ölümün böyle oldu. Tüm organların içinde parçalandı. Kemik, iliğin, beton duvarına sarılacağını yapak oldun. Cehenneme gittin Chris Walker. Aynen. Tanrı bana seni önüne verecektir. Umarım senin ikinci şansın olmaz. İnşallah. Buradan gidemez miyiz artık? Yol kapandı mı? Tamam, açık değil mi? Geri dönecek değiliz herhalde. Ha, açılmıyor mu? Açılmıyor. Hadi. Biz geri gitsek nereye ulaşacağız ki? Bir kapı falan bir şey mi açıldı acaba? Volrider'ın da gazabını görmüş olduk. Neyse, en azından ayı boğandan kurtulduk ya, İzbandut'tan. Sesler geliyor. Aa, şurada bir yer açılmış. Ne oldu? Abi sen kimsin? Pili değiştirelim. Billy yüzünden. Billy kim? Bana bakıyor. Belki de babası olduğumu sanıyor. Beni gerçekten seviyor, zavallı sersem. Bilim abi. Abi sen tüm bunların sorumlusu musun? Bu sembolün ne anlama geldiğini biliyor musun? Hayır. Hatta uyarıyor. Senin makineler elimizde bu kadar teknoloji olmasına rağmen kullanamadık. Murkov keşfetti. Benim araştırmam sıra... Şöyle... Olarak moleküler üretim, fakat psikolojik mühendisi geliştirmek zihni. Aa, Murkov şirketi bu bilim adamını kullanmış. Bütün deneyleri için buna kullanmış. Bunun projelerini. Tancay'da çılgın olanları güçlü varlıklar yaratmak için kullanmak. Bence de abi. Sonuçta bak, görüyorsun. Acaba Volrider'ı da mı sen yaptın? Nasıl bilgi? Öldürecek. Yaşam desini kapat. Anestezisini yaptıklarını sen telafi etmelisin. Abi bilini öldürüyorum ki elime ne geçecek? Bu yaşadığı sürece buradan kimse çıkamaz. Onu öldürmelisin. Yoksa Billy Volrider mı? Yeni görev. Anarbata Billy'yi bul. Ana. Belki de bu Volrider bu adam şey yaptı. Soldan mı? Buradan mı?
Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Sona geldik arkadaşlar. Daha 25 dakikadayız. Galiba bitireceğiz. Buraya gelmemiştik galiba, değil mi? Yok, gelmiştik. Buraya gelmiştik. Nereden gideceğiz abi? Tamam, bili eyvallah da. Şuradan galiba. Buradan abim diyorum. Yok, buradan gideceğiz, tamam. Aynen, kapı kapandıysa buradası doğru yerdir. Burası neresi? Kantin herhalde. Burası bilim adamlarının çalıştığı yer olabilir muhtemelen. Bütün bu pislik deneylerin yapıldığı yer. Ne oluyor? Oğlum hadi. Kaçacağım, kaçacağım. Nereye gideceğiz? Buradan mı? Orada. Hacı öldürebiliyor muyuz buradan? Dur, oradan değil, şuradan. Çabuk, çabuk, çabuk. Aha. Kaç, kaç, kaç. Şuradan geç. Çabuk, 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 çabuk. Artık niye hala kameraya koşuyorum anlamıyorum ama. Ne, burada bir şey var. Şu ne? İki tane pil mi? Oha. Bize son zamanlarda bol bol pil veriyor. Yırttık mı? Aha, bolardır orada. Ne haber hacı? Vay, kas yapmışsın. Gidiyor hacı, gidiyor gidiyor. Dur, o bizi bulacak. Açsana şurayı. Bak, bu hiç hoş değil ama açsana şurayı. Allah Allah, niye açmıyor buraya? Ha, burayı açtı. C blok. Burası değil. Şu tarafta, tamam. Buradan geçemiyoruz. O zaman. O zaman nereden? Şu kapıdan mı? Evet. Arkadaşlar, sona bayağı bir yaklaştık diye düşünüyorum. Burası da açıldı. Kaydedildi. Bunlar ne böyle? Burası sanki uzay üssü gibi ya. Yaşam destek sıvısı deposunu manasını kapattı. Van'a arayacağız bir dakika. Şuna bakmışız. Cesedimi bulacak kişi kimseye güvenmiyor, anlatma. Ben deli değilim, biliyorum, biliyorum. Ancak deliler böyle şeyler söyler. Fakat kanıt dolu bir kamerayla dünyanın izni verdiği kadar akıllıyım. Aynen. İncil'den bahsetme, alay konusu olsun istemiyorsan tüm dünyaya. Yani önceden İncil'den bahsedeceğim diyordunuz. Aynen, bahsetme bence, kum İncil'ini boşver. Bunun Murkoff'un suçu olduğunu anlat. Parçalanmış cesedimle birlikte o tüm toprağa gel. Cesedim, evet. Doğru, parmaklarımız gitti. Montajcı besteleme odaları, haberci monokiler, internetten okuduğum nanoteknoloji makalelerini unuttuğum içeriği, sanırım sarhoştum ya da dalıp gitmiştim. Onu nasıl yok edeceğimi neresiydi hiç bilmiyorum. Fakat Billy bunun merkezinde. Bul onu, öldür onu. Şimdidir. Bunu sonra sök, değil mi? Billy niye öldü? Billy kim? Bu mu Billy? Billy'nin hasta raporuna göre 23 yaşında olması lazım. İçindeki derin yaralar onun 50 yaşında bir adamdan farksız kıldığını görebiliyorum. Seni öldürmek bir çeşit iyilik sayılacaktır. Onu bu azaptan kurtaracağız. Tamam Billy. Madem Billy'ye de aklını yıkıyorlar. Bu mu? Daha Van'ı kapatmadık. Burada Billy gibi kaç tane deney yapıldı ya? Abi. Sen kimsin? Bu bizim şey değil mi? Piyano çalan adam. Sen de kurtuldun. Bakın, Totos'undan tanırız. Evet, Totos'u açıkta. Abi ben gidiyorum. Sona geldik. Volaradır oraya gelebilir ha. Dikkat et. Şuradan mı gideceğiz? Çıkalım bakalım buraya. Arkadaşlar, sona iyice yaklaştık. Burada da pil var. Pilimiz dolu. Var ya, aslında delilikte de oynanırmış. Burası açılmıyor. Çünkü pil baya baya fazla geldi.
bayağı aydınlık taraflarda takılıyoruz. Şimdi birinin vanasını keseceğiz. Buradan geçmeyeceğiz mi? Nereden gideceğiz? Ha buradan, tamam. Nereye gidiyormuş burası? Evet, yaşam destek, tamam. Doğru yoldayız. Hadi bakalım. Vallahi galiba sona geldik. Hani 50 dakikada sürse, 1 saatte sürse bitireceğiz inşallah. Bunlar birini hopun ciğerleri, karaciğerleri, onun yaşam desteği, bir deliye canlı tutabilmek için futbol sahası büyüklüğünde bir makine. Yemişim böyle işi, bozulmalı, o ölmek zorunda. Kusura bakma, bile öldürmek zorundayız seni. Kamera, sakin ol. Şuradan gideceğiz. İyi, en azından jumpscare falan filan yok. Bekle, bile geliyorum. Ha, burada bir şey daha. Şuna bakalım. Frankenstein bir derdeli. Aynı şey değil mi ya? Aha, vana bulduk. Kusura bakma bile. Evet, yaşam destek sıvısını kestik. Altı jeneratöründen gelen elektriği kes. Şimdi elektrik keseceğiz. Suyu kestik, elektriği de keseceğiz. Vallahi şey gibiyiz ha. İcra memuru gibiyiz. Paul Rider geliyor arkadaşlar. Paul Rider geliyor. Kamerayı açalım. Geri gideceğiz, geri gideceğiz. Elektrik nerede olabilir? Acaba o üste çıktığımız yerde miydi? Burası mı yoksa? Burada kapı kapalı. Ha, orası yanıyor, evet. Aynen. Aa, burada kapı açılmış. Şuradan geçelim. Kim gelebiliyor mu vallahi? Aha, geldi. Hacı geçebiliyor mu? Oha, geçebiliyor. Lan! Çabuk çabuk çabuk. Allah, öldük. Tam da orada kaydedildi. Ben oradan geçemez sandım da o izban tuttu ki. Sonuçta bir duman parçası. Neredeyiz? İçeri girdik mi? İyi, içeri girdik yine. Güzel. Lan! Yine kovalıyor. Bu sefer de Wolverine'den kaçacağız. Allah'tan ölümü korkusuz yani. Hacı, kaçıncı katta bu ya? Oho! Atla! Kaydetti. Çabuk. Burası mı? Hii, Allah! Aha! Pilimiz var zor zamanlar için. Kaç 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 kaç. Hadi hadi hadi. Evet be. Evet be. Oh! Allah'tan böyle geçiş yerleri var. Naber? Yine mi atlattım? Nasılsın? Hadi bakalım, görüşürüz. Diğer taraftan bizi takip edecektir. Kaçalım acı. Hızlı olabildiğimiz kadar hızlı olalım. Ha, şurada dosya var. Bir dakika Wolverine, bir dosya okuyacağım. Bu yine aynı, yine Frankenstein şeyleriyle alakalıysa. Colorado Montemassif Hastanesi'ndeki Murkoff Hayırseverlik Psikiyatri Programı'nda hasta William Hope. Aaa, William Hope. Bill'in soyadı da Hope'tu. İçin ekli devam izni belgesidir. Form standartlarına ilgili tüm standartlarına imzalanmıştır. Görünüşe göre Bill'in yakın zamanda annesinin geçirdiği kalp krizinden haberi yok. Hani bir dakika. William Hope dedi, annesi olamaz ki. Finansal ücretler mesajını tekrar gözümüze talep ediyor. Varnik çocuğun rüyasında yazdığı raporları okuduktan sonra... çocukluk zamandan beri buradaymış. Ve annesinden ayrı tutulmuş. Muhtemelen William da babası olsa gerek. Tahminimce. Aha! Elektriği de kesiyoruz, güzel. Billy, kusura bakma kardeş. Devreden çıkar. O sesler Billy'den mi geliyor acaba? Yoksa Wolverine mi sesi? Belki de şey, Billy güç kaybettikçe Wolverine de güç kaybediyordu. Aynen, ondan Billy öldür diyordu. Şuradan geçelim. Burada Wolverine yok muydu acı?
O elimizi bastığımız yere gideceğiz galiba. Şuna atlayacağız. Hadi bakalım. Hop! Allah! Lan! Abi, abi bırak beni. Allah! Tut Ece. Of! Kaçıncı kattan aşağı düştü. Hadi kaç. Şuradan galiba. Işık gördün git demişler. Aynen buradan galiba. Aynen doğru yerdeyiz. Hatta şuradan kaçmayacağız. Çabuk aşağıda. Billy aşağıda. Billy aşağıda. Bekle Volrader. Şimdi göreceksin sen. Hadi oğlum. Bas şuraya el bas. Yürü. Ha Billy kusura bakma kardeş. Allah o ne lan? Of. Ayağa kalk. Hala kamera. Boş ver kamerayı. Allah. Biz pert olacağız. Hadi bırak yoluma gideyim ya. Of. Ne yaptı bize? Allah. Adam içimize girdi. Of. Fena pert etti. Öleceğiz mi? Hadi bırak. Allah aşkına kamerayı da alma. Bırak boş ver. Bak. Hala kamera. Allah'ım ya. Yeni görev çık. Niye böyle ağır ilerliyorum? Aa, her tarafımızı kırdı. Hadi hacı ha gayret. Şu an kontrol bende değil. Hadi hacı. Aman. Hadi ha gayret. Gerçi çok uzun bir yol var ama. Nasıl gideceğini o kadar bilmiyorum. Son çırpınışlar arkadaşlar. Hazin bir son. Hadi oğlum. Aman. Tutun şuraya. Hadi yapabilirsin. Hadi Allah gözlerimiz mi karardı. Hadi ha gayret. Evet. Böyle aynen. Yazık ya. Allah bize yazık. Neyse ilerleyebiliriz. Arkamızdan bir şey gelmiyor değil mi? Kameramız hala var mı? Kamerayı alamıyorsun değil mi artık? He, kameradaki delilleri kullanacağız tabi. Kamera olmazsa bize kimse ona inanmaz. Adamı anlayabiliyorum. Ama ölecek gibi duruyor ya. Hadi hacı. Ah! Merhaba, iyi geldiniz. Volrader var. Lan! Ne yaptın gerizekalı? Lan zaten 3 kuruş canımız kalmıştı. Allah! Of! Sen taşı onu. Nereye? Al size Volrader. Gerizekalılar. Of! Biz uyanacak mıyız? Gerçi öldük ki galiba. Ne oldu? Aa sonu geldi. Kötü bir sondu ya. Hiç beğenmedim yani. Yani en azından bir kurtulsaydık acı o kadar şey çektik. O kadar rapor yazdık. O kadar belge topladık. O zaman o halde ilerleyebilsek bile bu lavuklar bizi öldürmese Volrader bizi yakalayacaktı. Çünkü bunları da yakaladığına göre. O ordu kimdi ama? Yani madem buraya girebiliyordu niye daha önce girmedi? Kim haber verdi buraya gelin diye? Buraya nasıl ulaştılar en alt kata? Bunların hepsi belki de ek paketinde gizlidir bilmiyorum. Evet Outlast'ı bitirdik arkadaşlar. 39 dakika olmuş. Güzel tam bir bölüm seviyesinde çekmiş olduk. Son bölümler güzeldi, korkunç değildi ama heyecanlıydı. Artık her şeyi anlamaya başladık. Billy Volrider'a bağladı zannettik. Hiçbir anlamı yokmuş. Billy normal bir insanmış. Niye öldürdük onu da anlamadım. Hiçbir işe yaramadı. Volrider'a öldürmenin bir yolu yokmuş demek ki. O profesör kimdi? O bütün bu araştırmaları yapan kişiydi herhalde. Volrider nasıl ortaya çıktı? Kimdir, nedir, necisidir? Onu hala çözemedik. Belki bunu Whistblow diye bir ek paketi var yani. Çıkan ek paketi. Onu da açıklıyordur. O da var bende tabi. Şimdi
Bu serimiz bitti arkadaşlar. 7. bölümde bitmiş oldu Outlast serisi. Bir sonraki seri muhtemelen Outlast Whistleblower olur. Tabii ki eğer hayır abi olmasın, başka bir şu olsun şu olsun diye korku oyunu önerileriniz varsa bu videonun altına yazın. Hikayeyi, yani nasıl olsa artık bütün hikayeyi okuduk, gördük. Whistleblower'dan spoiler vermeden hikayeyi abi şundan şöyle oldu, Wallrider şöyle böyle diye açıklayacak biri olursa sevinirim. Ben Wallrider'ın nasıl oluştuğunu anlamadım. Buradaki olayları, hani kaçırdığımız şeyleri de anlatsın eğer bilir kişi varsa. Evet, bu serimizde, bu bölümümüzde böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kötü bir son oldu bizim açımızdan. Ben iyi bir sonla bitmesini isterdim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyemiyorum. Bir dahaki korku serimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.